Evet, iyi günler herkese. Yepyeni bir gün yaşıyoruz. Kurda halen daha 3,80 seviyesinde hareketler var. Merkez Bankası oldukça fazla adımlar atıyor. Lira için, lirayı olumlu bir şekilde etkilemek için atıyor. Şimdilik şunu söylemek mümkün. Yani Merkez Bankası'nın etkili olduğunu ifade etmek mümkün. Geçtiğimiz hafta mesela öyle yukarı yönlü çok sert yaşanan oynaklıklar artık çok fazla yok. Daha yatay seyirler var. Kurda daha stabil bir seyrin olduğunu söylemek mümkün. 3,80'in etrafında hareketler var. Daha çok 3,78'in etrafında hareketler var. Oraya kur oturuyor. Tabii ki yani ilk başta Merkez Bankası'nın ilk eylemler, aksiyonlar almasıyla beraber kurda aşağı yönlü hızlı bir hareket mi olacak acaba şeklinde bir algı oluşmuştu ama merkezin amacı burada kuru çıktığı yere yeniden indirmek değil, daha stabil bir seyre sokmak, bu oynaklığı azaltmak, bu şekilde bir hamledir bu. Gelecek hafta 24 Ocak'ta Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. O toplantıya dek büyük ihtimalle bu yapmış olduğu sıkılaştırma adımlarını sürdürecektir. Ve nasıl bir sonuç aldığını da izleyecektir. Bu şekilde izleyeceğiz. Çok büyük ihtimalle 24 Ocak'a dek eğer bu alınan önlemler etkiliyse aynı şekilde sürdüreceğini tahmin ediyorum ben. Ama eğer çok etkili olmadığına kanaat getirirse ya ilave önlemler alacak ya da faiz arttıracaktır diye bir tahminimiz var ama faiz arttırımının ötesinde şimdiki almış olduğu pek çok önleme yeniden ilave de önlemler de alabilir. Bunları da ifade edelim. Çünkü elinde pek çok silah var. Kurda eğer bir stabil ve sakin bir seyir elde edebilirse çok daha etkili olacaktır. Yukarı yönlü hareketler sınırlı olacak. Bundan sonra onu da bakmakta fayda var. En azından şu birkaç ay içerisinde yukarı doğru hareketlere müsaade etmeyecektir. O yüzden yukarı yönlü hamleler riskli olabilir işlemlerde. Aşağı yönlü de açmak için güzel bir fırsat veren bir yükseliş olup oralardan açmak çok daha sizlere fayda sağlayacaktır diye tahmin ediyorum ama 3,75 önemli. 3,75'in altında eğer seyirler oluşursa 3,63'ler önemli. 3,63 bizim için en güçlü yani hemen hemen bayağı bir etkili bir destek seviyesi olduğundan ötürü orayı da yakından izleyeceğiz. Fakat şimdilik 3,63'e dek düşeceğine yönelik bir gevşemede o şey şimdilik maalesef yok. Bunları da yakından izliyoruz. İyi günler herkese. Hoşça kalın. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.